Selamlar. Bugünkü konumuz have got ve has got. Have, has. İngilizce'de sahip olduğumuz şeyleri anlatmak ve nelere sahip olduğumuzu söylemek için kullandığımız kalıplardır. Bu sahiplik bildiren fiilleri öğrenmek cümle kurmamızda da işimize yarayacaktır. Genel olarak olumlu cümlede sahip olmak var anlamındadır. Mesela benim bir kedim var ve ben bir kediye sahibim. O tarz düşünebiliriz. Olumsuz cümlede sahip değilim, yok anlamındadır. Soru cümlesinde ise sahip misin, var mı anlamındadır. Şimdi kalıplarına bakalım. İleride de have, has ile arasındaki farkı inceleyeceğiz. Cümle bakalım şimdi. Olumlu cümle. Önce öznemiz, sonra have ya da has'i koyacağız özneye göre. Daha sonra nesne yazılacak. Cümle yapısı bu kadar kolay aslında. Bakalım I, öznemizi böyle kategorize ettim ben. I, you, we ve they öznelerimizden, yani ben, sen, biz ve onlar öznelerimizin arkasına have geliyor gördüğünüz gibi. Have got. He, tekil olanlarda, tekil öznelerimizde he, she ve it. Bunlar da has geliyor bakın. Has got. Örnekleri inceleyelim. I have got a book. Bir kitabım var. Bir kitaba sahibim. You have got two smartphones. Senin iki tane akıllı telefonun var. Yani iki akıllı telefona sahipsin. Evet. Çoğaltırken de gördüğünüz gibi isimlere s takısı koymayı bir önceki videoda öğrenmiştik. Dikkat edeceğiz bunlara da. We have got three sisters. Üç kız kardeşimiz var. They have got a village. Onların bir köyü var. Evet. I, you, we, they'e have got geldi. He, she, we'e bakıyoruz. He has got a friend. Onun bir arkadaşı var. Bir arkadaşa sahip. She has got an exam. Bir sınavı var. Bir sınav olacak yani. It has got a tail. Tail kuyruk demekti. Onun bir kuyruğu var. Evet, olumlu cümle yapımız bu şekilde. Olumsuz cümle yapısına bakalım nasıl kuruluyor. Önce öznemiz var yine. Daha sonra şimdi not ekleyeceğiz. Olumsuzluktaki not'tır. Have not got ya da has not got. Kısaltırsak haven't got, hasn't got deriz ve nesne gelir. Yine öznelerimize dikkat edelim. Yine aynı özneler. I, you, we ve they. Bunların arkasına have geliyordu. Olumsuz yaparken de yine have koyacağız ama bu sefer not da ekliyoruz. I haven't got a dog. Bir köpeğim yok. I have not got. Bakın ayrı ayrı yazıldı burada. Bunu şöyle kısaltabiliriz. You haven't got a room. Bir odan yok senin. Bir odaya sahip değilsin. We haven't got a tidy class. Düzenli bir sınıfımız yok. They haven't got two brothers. İki erkek kardeşleri yok. He, she, we'e bakalım yine. Onlara has geliyordu. Has got. Yine burada not ekleyeceğiz olumsuz yaparken. He hasn't got a smartphone. Akıllı bir telefonu yok. She hasn't got close friends. Yakın arkadaşları yok. Yakın arkadaşlara sahip değil. It hasn't got a roof. Roof çatı demekti. Bir çatısı yok. Bir çatıya sahip değil. Olumsuz cümlede not eklediğimizde gördük. Soru cümlesinin mantığına bakalım. İngilizce'deki bütün soru cümlelerinin mantığı gibi aslında. Have veya has bu sefer en başa geçecek. Have, has öznemizi olarak başa aldıktan sonra özne yazılacak. Daha sonra got yani have ve has'in arasına girdi özne. Daha sonra nesne geliyor. Sahip misin, var mı diye bir Türkçe çeviri yapıyoruz. Have I got a duty? Duty görev demekti, sorumluluk yani. Bir görevin var mı? Have you got a car? Bir araban var mı? Cevap verirsek mesela, yes veya no ile cevap veririz. Yes, I have got a car. Evet, bir arabam var. Have you got a problem? Bir problemimiz var mı? Have they got some comfortable furniture? Onların biraz böyle rahat, birkaç tane rahat mobilyası var mı? No, they haven't. Hayır, yok. Yine olumsuz bir cevap verdik mesela. Has he got a big bag? Büyük bir çantası var mı? Has she got a PC? Bilgisayarı var mı? Bilgisayara sahip mi? Yes, she has. Mesela soru cevabına bakarsak böyle cevap verebiliriz. No, she hasn't. Olumsuz olsaydı. Has he got a first aid kit? Evet, ne diyor? İlk yardım kiti, ilk yardım çantası var mı diye soruyorsunuz. Evet, genel olarak soru mantığımızı cümle başına geçerek yaptığımızı gördük.
have ve has got bu şekilde. Şimdi have got ve has got ve have has farkına bakacağız. Have has fiillerimiz de var biliyorsunuz. O da sahiplik demek. Got olmadan ne anlama geliyor? Aslında çok fazla bir farkı yok. Onun cümle açısından bakarsak anlamı aynı zaten de. Görüntü olarak, gramer olarak birkaç fark olacak. Ona dikkat etmemiz lazım. Onun cümleye bakalım mesela. Have got'la yapsaydık böyle olur. Have'le yapsak böyle olur. I have got a close friend. Yakın bir arkadaşım var. Tamam, got ekledik. Normal yaptık. I have a close friend. Yakın bir arkadaşım var. Aynı. Olumlu cümlede bir fark yok yani. Dikkat dedik burada. Çünkü olumsuz ve soru cümlesinde var asıl fark. Soruyu da alalım. Orada gramer bir fark olacak. Gramer açısından. Evet, olumsuz cümlede. I haven't got any friends. Olumsuz yaparken have got'ı haven't got diyorduk. Hiç arkadaşım yok. Evet, şimdi have'de normalde haven't got'ta bir yardımcı fiile ihtiyaç duymuyoruz biz olumsuz yaparken. Ama have kullanacaksak eğer olumsuz veya soru yaptığımızda mutlaka yardımcı fiil kullanmalıyız. Burada geniş zaman olduğu için do ve does kullanılacak. I haven't any friends demiyoruz. I don't have any friends. Evet. Buraya dikkat etmeliyiz. Yardımcı fiile ihtiyacım var. Have ile ifade edeceksem sadece. Have got the, have you got a blue shirt? Evet, mavi bir gömleğin var mı diye soruyorduk. No, I haven't diye cevap verdi. Hayır, yok. Eğer have kullansaydım, yardımcı fiile ihtiyacım var demiştim. Do veya does kullanacağız geniş zamanda. Do you have a blue shirt? Aynı anlam. Mavi bir gömleğin var mı? Olumsuz cevap verirken no, I don't diyoruz. Bakın bir farkı var yani. O zaman olumsuz ve soru cümlelerinde yardımcı fiile ihtiyacım var. Have veya has'de. Bunu dikkat etmeliyiz. Bununla ilgili küçük bir egzersiz hazırladım. Çözelim. Konu yerleşmiş olsun. Evet. We black hair. Şimdi have got mı gelecek, has got mı gelecek? Burada we olduğuna göre I, you, we ve they'de ne geliyordu? Have geliyordu. I have got ya da işte we have got black hair. Bizim siyah saçlarımız var. Andrew's sister a camera. Bir kamerası var ya da kamerası yok diyeceğiz olumsuz olarak. Şimdi Andrew's sister kız olduğuna göre he, she, it de has geliyordu. O zaman hasn't got. Andrew'nin kardeşinin bir kamerası yok. Our dog a short tail. Evet, köpeğimizin kısa bir kuyruğu var. Kısa bir kuyruğa sahip. Evet, our dog it yerine geçiyor özün açısından. O zaman have değil, has gelmesi gerekiyor. A new computer. I, öznemiz I. I don't have mi? I doesn't have mi? Burada etkinliğimiz have veya has ya da have got, has got ile alakalı olduğu için bu şekilde de yapabiliriz. O zaman I normalde don't alır diğer bir fiil olarak. I don't have any computer. Yeni bir bilgisayarım yok. Katy, she olduğuna göre Katy has got a big kite. Katy'nin büyük bir uçurtması var. That's school. Bu okul. It yerine geçiyor. Has a big garden. Büyük bir bahçesi var. Andre and Daniel, iki kişiler bunlar şu an. They olarak düşüneceğiz. Yani sadece Daniel, ama bu kız ya da erkek diye bakıp da hemen has demeyelim. İki kişi olduğu için çoğul. Andre and Daniel have blue eyes. Onların mavi gözleri var. My mother, a car. Annemin bir arabası yok diyeceğiz. Don't have ve doesn't have var. My mother, she olduğuna göre yardımcı fiillerden geniş zamanda doesn't aldığı için doesn't have a car. Annemin bir arabası yok. Those children. Bu çocuklar toy cars. Bu çocukların oyuncak arabaları var diyeceğiz. Çoğul they olduğuna göre bunlar çoğul. Have got mı gelir, has got mı gelir? Has got tekillere geliyordu, he, she'de. O zaman cevabımız have got. Peter, a good job. Peter, he oluyor. O zaman has got koyarız. Peter'ın iyi bir işi var. My uncle, amcam. Three daughters. Evet, üç tane kızı var. Amcam he oluyor öznelerden. O zaman has got. They, many friends. Sahip, çok arkadaşları yok. Çok arkadaşa sahip değiller. They yardımcı fiil olarak don't alır. Does'ı he, she ve it alıyordu. O yüzden don't have deriz cevap olarak. They don't have many friends. Çok fazla arkadaşı yok. Evet, konu bu kadar. Bununla alakalı aklınıza takılanları yazabilirsiniz. Kendinizde mutlaka etkinlik çözün. Kolay bir konu yerleşsin ve cümlelerinizde, günlük hayatınızda kullanabilirsiniz bu şekilde de.
İyi günler.